Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok buğdaygil bitkilerinde çok gözüken ve genellikle pek zararda bulunmayan tükürük böceği denilen böceği inceleyeceğiz. Bu böceği sizler için bayağı arazi gezdim ve bu böceği elde ettim. Birkaç buğdaygil bitkisinde buldum. Bu böcekleri biraz anlatayım. Bu böcekler genellikle buğdaygilin sıvısında kendi hortumlayarak, içinden çekerek besleniyorlar ve kendine bir koruma olarak da gerçekten çok soğuk olan bir tükürük benzeri bir salgı salgılıyorlar ve kendileri bu tükürüğün içinde yaşıyor. Bu yüzden gerçekten kendilerine iyi bir korumaya almış oluyorlar. Genellikle bunun ergin olanları bu tükürüğün içinde kendini besliyorlar. Şimdi gelin hep birlikte biraz bu örnekleri inceleyelim. Örnekleri biraz anlatayım. Bu tükürüklerini silelim ve böcekleri de çıplak gözle görebileceğimiz şekilde sizlere göstermeye çalışayım. Şu anda elimde örnekleri görüyorsunuz. Gayet birkaç iyi örnek getirdim. Mesela en iyisi bu örnekte gözüküyor. Bakın özellikle bu birinci yaprak. Yerden saydığımızda birinci yaprakta ve ikinci yapraklarda en çok gözüküyor. Bunlarda da bakın tekrar birinci yaprakta. Mesela bunda ikinci yaprakta. Genellikle yere yakın olan yapraklarda en çok gözüken bir zararlı veya böcek türü diyebilirim. Bu böcekle savaşın pek aslında gerekmiyor ama böceği tanımak adına ve görmek adına sizlere bugün bu bilgiyi göstermek istedim. İlk önce gelin hep birlikte bakalım. Bazen işlerinde olmayabiliyorlar ama genellikle oluyorlar. İlk önce sağdakinden başlayayım. Şu an bu birinci yaprağımızda yok. Birinci yaprağımızı atalım. İkinci yaprağımıza geldiğimizde yaprağı hafif çektiğimizde bakın. Tükürük şimdi bu yaprakla geldi, tamam mı? Şu an böceği görüyorsunuz. Gördünüz mü değerli dostlar? Bakın. Yaprak bitine benzeyen bir böcek şu an görüyorsunuzdur. Şu an kameraya odaklamaya çalışıyorum. Gördünüz mü değerli dostlar? Şu an tükürüğün içinden çıkan böcek bu. Bakın. Gittiği yerde bitkinin öz sıvısını kendisi çekiyor ve kendileri bu arka tarafından salgıladıkları bu tükürük benzeri salgıyla da bu şekle geliyorlar. Gayet büyümüş bir tükürük böceği diyebilirim. Halk arasında tükürük böceği veya köpük böceği olarak biliniyor. Şimdi ikinci örneğimizi de alalım. Onun da aynı bu tırnağımızın üstünde gitmeden ikinci örneğimize de bakmak istiyorum. İlk yaprakta bunda vardı. İlk yaprağı şey yaptığımızda değerli dostlar bu kaçmasın. Bakın. Bunu da çıkardık tükürüğün içinden. Kuruyunca bunlar zıplayabiliyorlar. Bakın şu an iki tane var. Görüyor musunuz değerli dostlar? Netledim. Şu an iki tane var. Şimdi bakın ikinci yaprakta da bir tane tükürük var. Buna da bakacağız içinde var mı acaba diye. Yaprağımızı çekiyoruz. Tükürüğümüzü biraz karıştıralım. Maalesef bunda yok. Ve gördüğünüz gibi böceklerimiz, tükürük böcekleri bu şekilde bunu yani bunların çok kolay kaçabiliyorlar. Kuruyunca özellikle ıslakken asla kaçmazlar. Kuruyken kaçmaya çalışıyorlar ve bu şekilde bir yapılar mevcut oluyor. Yani sizler de buğdaygillerin içinde bu şekilde tükürükler görünce sizler de inceleyebilirsiniz. Ve incelediğinizde bu şekilde bir böceğin çıktığını görebilirsiniz. Ben böceğe pek zarar da vermek istemiyorum. Onu diğer tırnağımın üzerine indireyim. Islak olduğu için yapışıyor değerli dostlar. Çok yapışkan bir sıvı. Şu an görüyor musunuz? Odaklayayım tekrar ben kamerayı. Şu an odaklandı. Yani böceğimiz bu şekilde sağ tarafında 3 ayak, sol tarafında 3 ayaktan oluşuyor. Toplamda şu anda 6 ayağı mevcut bu böceğimizin. Dil yapısı tabi emici ağız yapısına sahip bir böcek türü Zaten çok taze bir yapısı var. Bu sayede bitkilerden suyu emebiliyor. Bu şekilde tekrar diğer parmağımızı alıp ve artık kendimi de kadraja koyayım. Bugün de yine değişik bazı böcekleri elimize aldık ve inceledik. Sizler de bunun gibi farklı bilgiler edinmek istiyorsanız tabii ki kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Devamında şimdi başka bir böceği inceleyeceğiz. Zeytin tarlasındayız. Siz de arka planımda görüyorsunuz ve zeytin tarlalarında bulunan koşnil böcek isimli böceği inceleyeceğiz. Devamında zeytin kırlangıç böceği isimli böceği inceleyeceğiz. Bunlar da zeytinlerin gövdesinde zarar verebiliyorlar ve bayağı tehlikeli olabiliyorlar. Devamında yabancı otları elimize alacağız ve yabancı otları inceleyeceğiz. Yaprak kısmını, kök kısmını, çiçek kısmını, yani her bir ot için bir video çekmeyi planlıyorum. Bu şekilde kanalımızda büyütmeyi ve devamında daha iyi bilgiler vermeyi planlıyorum. Sizlere dediğim gibi bana destek olmak için ve daha yeni videolar çekebilmem için, daha iyi bir moralle bu videoları hazırlayabilmem için videoyu beğenip kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim değerli dostlarım. Artık bu videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere.